Selamun Aleyküm Hoca Arkadaşlarım. Cümleden hayırlı günler diliyorum. Nasılsınız? Ne var ne çok? Sınavlarınız nasıl gidiyor? DGS'yi de çok şükür geçtiğimiz cumartesi günü atlattık. Ben de girmiştim DGS'ye. Güzel geçti. Yaklaşık bir 3 hafta kadar bir çalışmıştım. Ama çok şükür ondan önce de birazcık çalışmıştım derken öyle böyle iyi geçti. Sizinki DGS'niz nasıl geçti? Kazanma durumunuz nedir? Ne değildir? Yanılmıyorsam dur bir tarihe bakayım. DGS 8. ayın 16'sında, önümüzdeki ayın 16'sında açıklanacak Allah nasip ederse. İnşallah hep beraber güzel sonuçlar alırız, istediğimiz yerlere gideriz. Şimdi bugünkü dersimizin konusu yeminler ve kefaretler konusuydu. Ders işleyiş hakkında hiç bana bir şey demiyorsunuz. İşte bu şekil güzel gidiyor, bu şekil kötü gidiyor vesaire vesaire diye. Lütfen bunu aşağıda yorumlar bölümünde belirtin. Instagram'ım da aşağıda var. Oradan direkt mesaj atmak yerine orada duyuruları yayınlıyorum ben Instagram'da. Sadece duyurularım için orayı takip edebilirsiniz. Genelde soracağınız soruları lütfen yorumlar bölümünde sorun. Direkt ulaşmayın. Çünkü herkese ayrı ayrı cevap vermesi çok zahmetli bir durum. En azından videoda videonun başında ya da sonunda ben o sorularınızı derleyip toplayıp Soru cevap yaparım Allah nasip ederse. Bir de en çok sorulan soru hazır buna gelmişken. Bu yıl atama olacak mı? Diyanetin seçimden bir gün önce yani pazar günü seçim vardı cumartesi günde alım olduğunu söyledi 9500 hatta ben onu buraya koyayım onun bende esesi var. Bu alım hakkında olacak mı olmayacak mı diye çok soru alıyorum. Ama bu konuda birçok kişi Diyanet'i aramış başkanlığı genelde bilinmiyor. Arkadaşlar şu şekilde bir durum var Diyanet'te atama olduğunu olacağı hafta bilinir sadece onun haricinde hiç kimse kolay kolay bilemez. Kesin diye bir şey yoktur e, Diyanet'in atama sisteminde. Diğer konularda çok güzeldi yani, ama atama sisteminde e, hiç kimse bir garanti veremiyor. Bugün olur diyorlar, haftaya olur, haftaya olur diyorlar, öbür hafta oluyor. Yani atama konusunda şeyiniz olmasın muhakkak güzel bir alım olacak. Ama benim tahminimce bu sınavdan önce alım olmayacak gibi, sınavdan sonra olacak gibi. Çünkü her şey onu gösteriyor. Atama yazısını oradan silmişler. Bir de geçen de bir duyum vardı. DHPT sınavına daha iyi çalışın. Önümüzdeki sınavla alacak diye birisi mesaj yayınlamıştı. Ya da birisine Kur'an kursunda sormuşlar mıydı Kur'an kursu açılış programında? Öyle bir duyum da vardı arkadaşlar. Onu da aklınızda bulunsun. Ama bu yıl anlamı olacak mı olmayacak mı muallakta. Ama size tavsiyem vekil imam tip olarak veyahut ücretli öğretmenlik, Kur'an kursu öğretmenliği olarak muhakkak müftülükleri ziyaret edin. Her zaman sorun arkadaşlar. Çünkü bir ihtiyaç oluyor. Bir tane vekil, vekil imam ihtiyacı oluyor. O an o an kim boştaysa ya da kim en fazla gözüne fazla gözüktüyse gidiyorlar onu direkt alıyorlar. Onun için müftülüklerde fazla mesai geçirmeye çalışın. Yani gidip de şey demeyin yani ay bize görev falan demeyin. Hocam boş yer var mı yok mu durumlar nedir alım olacak mı vesaire gibi o şekilde sıkıştırın sadece. Benim tavsiyem size budur. Ondan sonra Kur'an kursu olarak Kur'an kursu öğretici olarak 4 mevsim aşağı yukarı Kur'an kursu öğreticiliği yapılıyor. Onun için vekaleten veyahut ücretli olarak Gidin onlara muhakkak başlayın. Çünkü tecrübe anlamında size birçok şey katacak. Bu videonun başına çok konuştum ya. Onun için müftülükleri ziyaret edin. Şimdi kefaretler ve yeminler konusuna geçelim. Buyurun. Yeminler ve kefaretler Yeminin tanımı ve kalıpları Arapça bir kelime olan yemil, eyman, sözlükte, kuvvet, ant, ahd, kasem, uğur, sağ, taraf, sağ el gibi anlamlara gelir. Dini terim olarak kişinin bir işi yapıp yapmaması veya olayın doğru olup olmaması konusunda söylediği sözü Allah'ın adını ya da onun bir sıfatını öne sürerek kuvvetlendirmesi anlamına gelmektedir. Arapça kasem kelimesi de yemin anlamlarında kullanılmıştır. Yeminin kalıpları ve şekilleri. yüce Allah'ın bazı sıfatları, talak veya Eskiden olduğu gibi köle azadı ya da toplumsal örfün yemin anlamına kattığı başka kalıplarda yemin edilebilmektedir. Yeminin şekilleri En çok bilinen, en uygulanan yemin kalıbı Kasem suresi ile yemin diye adlandırılan yemin şeklidir. Yüce Allah'ın güzel isimlerinden birisinin başına harflerinden birisinin ilavesi ile Vallahi, billahi, tallahi diyerek yemin edilmesi cümlesi kurulur. Talaka yani evliliği sonlandırmaya bağlanılan yemin muallak yemin veya şartlı yeminde denilen bu şekilde genellikle bir işi yapıp yapmamasına karşılığında talaka bağlanılır. Bir defa kararlılıkla söylendikten sonra gerekli hükümler uygulanacaktır. Gerekli hükümlerden kasıt yemine sadakat göstermek veya aksi halde kefaret ile sorumlu olmaktır. Örfün yemin anlamını verdiği kalıplar Örneğin ekmek Kur'an çarpsın, mushaf hakkı için, peygamber hakkı için gibi. Kimi ifade kalıpları niyete ve maksada göre yemin sayılabilir. Yeminin şekilleri ve hükümleri Nasıl ve hangi niyetle yapıldığı bakımından yeminler üçe ayrılır. 1- Yanlışlıkla yapılan yemin Yemini laul Doğru olduğu zannıyla veya hiçbir farkında olmadan yanlışlıkla yapılan yemindir. Yapanın kötü niyetli olmadığından, gerçek anlamda bir yemin sayılmadığından lav yemini kefaret yoktur. İkincisi yalan yere yemin, yemini gamus. Geçmişte veya şimdiki zamanda meydana gelen bir olay hakkında bile bile ve kasten yapılan yalan yemindir. Gamus kelimesi sözlükte batıran, yerin dibine geçiren anlamlarına gelir. Bilerek yalan yere yemin etmek büyük bir günahdır. Hanifilere göre böyle bir yeminde kefaret yoktur. Çünkü onun herhangi bir dünyavi bedel ya da ceza karşılayamaz. Günahdan ötürü samimiyet ile tevbeyi istilfar etmeli ve eğer yemini ile bir kul hakkını ihlale sebep olmuşsa onu telafi etmeli ve ardından muhatabı ile helalleşmelidir. Şafii mezhebi ise yalanı cezalandırmak amacıyla gamus yeminde kefaretin söz konusu olacağına hükmetmiştir. Üçüncüsü vaat yemin. Yerine getirilmesi kesin olarak kararlaştırılmış yemin anlamlarına gelen münakit yemin, gelecekte gerçekleştirilmesi mümkün olan bir eylem üzerinde yapılır. Söylenen hususların yerine getirilmemesi halinde yemin bozulmuş olur ve kefaret gerekir. Münakit yemin 3 kısma ayrılır. Mutlak yemin, herhangi bir vakte kayıtlı olmayan yemindir. Bir vakte bağlı olmadığı için ki yemin eden ve hakkında yemin edilen kişi sağ olduğu sürece bu yemin bozulmaz. Muhakkat yemin. Bir vakte bağlı olan yemindir. Bu tür yeminlerin bağlayıcılığı söz konusu vakitle sınırlıdır. Fevr yemini. Bir konuşma veya davranışa o anda cevap olmak üzere yapılan anlık yemindir. Gelecekte bir şeyi yapmaya ya da terk etmeye yemin eden kişi bu düşüncesine Allah'ı şahit gösterdiği için sözünün gereğini yerine getirmek ile yükünlüdür. Eğer yemine bağlı olan eylem dini esaslara aykırı olursa yemine sadık kalınmaz, aksine terk edilir ve ardından kefaret ödenir. Yemin ile ilgili bazı meseleler. Vallahi filan filan ile konuşmayacağım veya filan filan ile yere gitmeyeceğim tarzında içinde iki şey birlikte anılan yeminler tek yemin sayılır. Aynı yeminle ne ne de kalıbıyla yapılmış olsa bunlar bağımsız birer yemin sayılır ve herhangi birisini işlerse işlesin o yemini bozulmuş olur. Örneğin vallahi ne filanla konuşurum ne de falanla gibi yeminlerin hükmü yeminde geçen kelimelere ve o kelimenin aynı dili konuşanların örfündeki anlamlara göre belirlenir. Zorlama ve tehdit anlamlarına yapılan yemin Hanefilere göre geçerli ve bağlayıcı iken diğer birçok mezhebe göre geçerli değildir. İnşallah ilavesiyle yapılan yeminler Hanefilere göre sorumluluk doğurmaz. Mahkemede yargıcın veya günlük hayatta karşısındaki kişinin isteği üzerine yapılan yeminlerde yemin edenin değil muhatabının niyeti ve amacı önemlidir. Yemin ederken sorumluluktan kurtulmak için bir ayağını kaldırmak veya kalpten başka bir şey geçirmek uydurma bir davranıştır ve hiçbir anlam taşımamaktadır. Kefaret çeşitleri Bilerek ya da bilmeyerek yapılan kimi ihlal veya suçların yüce Allah tarafından affedilmesine vesile olması veya doğurdukları kötü sonuçların ibadet cinsinden fiillerle kısmen de olsa telafisine sebep olması dolayısıyla kefaretler ibadet kapsamında değerlendirilmektedir. Kefaretin tanımı ve mahiyeti Sözlükte örten, gizleyen, inkar eden gibi anlamlara gelen kefaret, dini bir telim olarak işlenilen bir kusur veya günahtan dolayı hem ceza özelliği bulunan hem de Allah'tan bağışlanma dilemek maksadıyla yapılan bir tür mali bed ve bedeni ibadettir. Kefaretin sebebi bir ihlaldir. Bu ihlal ya dinen yapılması gereken bir eylemin terk edilmesi ya da yapılmaması gereken bir şeyin yapılmaz şeklinde olur. Kefaretler günah işleyen kimsenin pişmanlık duymasına ve tevbede bulunmasına vesile olmasının yanında sosyal yönü de olan ibadetlerdendir. Bazı ayetlerde ve hadislerde kefaretin ceza olma yönünden çok örtücü, affedici ve mağfirete yaklaştırıcı yönü de öne çıkarılmıştır. Kefaretlerin iki yönüne ilişkin olarak aşağıdaki ilkeleri tespit edebiliriz. 1. İbadet olma özelliği taşıdıkları için kefaretler ancak Kur'an ve sünnet tarafından konulabilirler. Naslar tarafından belirlenen ibadet ve şekillere yerine getirirler. Sadece Müslümanları ilgilendirirler. 2. Ceza olma özelliği taşıdıkları için kefaretler. Ceza ehliyeti taşıyan akıllı ve ergin kişiler kefaret öder. Tevbe ve istiğfar ve helalleşmenin yerini tutmazlar. Kefaretin çeşitleri yemin kefareti, zahar kefareti, hata ile adam öldürme kefareti, haccın kurallarını ve ihram yasaklarını ihlal kefareti, oruç kefareti, hayızlı kadın ile cinsel ilişkide bulunma kefareti gibi. Ada geçen kefaretlerden oruç bozmak ve hayızlı kadınla cinsel ilişkide bulunmak ile ilgili olan sünnet, diğerleri Kur'an ile sabittir. Birincisi yemin kefareti. Kendisine sadık kalınmayan münakit yemin, kefaret sorumluluğu doğurur. Yani gelecek zamanda bir şeyin yapılması ya da yapı yapılmaması için yemin edilir ve bunun gereği yerine getirilmezse kefaret söz konusu olur. Maide 89. ayetinde yemin kefareti iki aşamalı olarak belirtilmiştir. Birinci aşamada 12 fakirin doyurması, giydirilmesi ile bir köle azadı gerekmektedir. Hanefiler ayetteki on fakirin bir günlük yemek ihtiyacının karşılanma hükmünün tek bir fakirin 10 günlük yemek ihtiyacını karşılama biçiminde de uygulanabileceğini söylemişlerdir. Uygulama kolaylığı sağlanması bakımından bir günlük yemek bedenin bir fakirin kıyafetine eşitlenmesi görüşü de ileri sürülmüştür. Uygulama kolaylığı sağlanması bakımından bir günlük yemek bedelinin bir fakirin kıyafetine eşitlenmesi görüşü de ileri sürülmüştür. Yemek yedirilen veya elbisesi temin edilen fakirler, kefaret sorumlusunun bakmakla yükümlü olduğu ki yakın akrabaları olmamalıdır. Bir fakire bir günde 10 fıtır sadakası bedelini birden vermek veya bir fakire bir günde 10 elbise birden vermek, bir günlük yiyecek ve bir günlük giyecek vermek sayılır. Kefaret, yemin bozduktan sonra yerine getirilir. Doyurulacak ya da giydirilecek olan fakirler, Hür ve Müslüman olması şart değildir. Oruç Bozma Kefareti Ramazan orucunun mazeretsiz ve kasıtlı olarak bozulması kefaret gerektirir. Kefareti savum diye isimlendirilen bu cezanın kaynağı sünnettir. Ramazan orucunu tutarken eşiyle bilerek ve isteyerek cinsel ilişkide bulunan bir sahabiye Hz. Peygamber önce bir köle azat etmesini, bunu yapacak gücü yok ise iki ay ara vermeden oruç tutmasını, bunu da yapamayacaksa 60 fakiri sabahlı akşamlı doyurmasını emretmiştir. Hanefilere göre ister yemek, içmek, ister cinsel ilişkiyle olsun Ramazan orucunun kasten ve isteyerek bozulması cezayı gerektirir. Şafiler sadece cinsel ilişkinin kefaret doğuracağını ileri sürmüşlerdir. Hanefiler, Şafiler kefaret ödeyecek kimsenin sırayı takip etmek ile yükümlü olduğunu belirtmişlerdir. Yani önce köle azadı, sonra ara vermek sizin iki ay oruç tutma seçeneği gündeme gelecektir. Sağlık sorunları veya başka sebepler ile oruç tutamaması durumunda 60 fakirin doyurulması seçeneği söz konusu olacaktır. Kefaretin oruç tutularak yerine getirilmesi dikkat edilmesi gereken hususlar. Kefaretteki iki ay oruç cezası kameri aylara göre hesaplanır. 58-59 ya da en fazla 60 gün tutar. İki ay orucun ardı ardına tutulması şarttır. Kadınların özel halleri yani hayız ve nifas durumu peşi sıralılığı bozmaz. Kefaret orucu tutulurken giren Ramazan ayı ve Kurban Bayramı peşi sıralığı bozar. Kefaret orucuna geceden niyet etmek şarttır. 3. Haccın kurallarını ve ihram yasaklarını ihlal kefareti. Bazı kuralların ve ihram yasaklarının ihlali bedene, dem, sadaka, oruç ve benzeriyle tazmin etmek gibi yükümlülükler doğurur. Bunlara genel olarak ceza denildiği gibi kefaret de denilmektedir. Hac için ihrama giren kimse geçerli bir mazeret sebebiyle tıraş olmak zorunda kalsa, kefaret olarak ya da 3 gün oruç tutacak ya da altı fakiri doyuracak ya da bir küçük baş hayvan kurban edecektir. Dördüncüsü hayızlık eş ile cinsel ilişkinin kefareti. Kur'an-ı Kerim hayızlı kadın ile cinsel ilişkinin yasak olduğunu bildirmektedir. Hayızlı eşi ile birlikte olan kimse bir dinar yani yaklaşık 4.25 gram ya da yarım dinar altın sadaka olarak verecektir. Beşincisi yanlışlıkla adam öldürmenin kefareti. Kasten ve tasarlayarak adam öldürmenin dünyadaki cezası Kur'an'a göre kısastır. Aynı suçun hata veya kaza ile işlenmesi durumunda hangi yaptırımların söz konusu olacağını Nisa 92. ayetinde açıklamıştır. Buna göre hata en ve kaza en adam öldürmelerde öldürülen ailesine verilecek diyet cezası yanında bir de kefaret vardır. Kefareti katil olarak isimlendirilen bu sorumluluk önce bir Müslüman köleyi hürriyetine kavuşturmak, eğer bu yapılamıyorsa iki kameriyi ay peş peşe oruç tutmak ile yerine getirilir. Hanefiler kasten adam öldürme suçuna bu kefaretin söz konusu olmayacağını söylerken Şafiler kasten adam öldürme suçunda da aynı kefareti gerekli görmüşlerdir. Altıncısı zahar kefareti. Sözlükte sırt anlamına gelen zahır kelimesinden türeyen ve Arapçada zahara fiilinin masdar olan zihar eski bir cahiliye adetini simgeler. Eşinden ayrılmak isteyen koca, "Sen bana annemin sırtı gibisin." diyerek onun annesini yerine koyup onunla ile cinsel ilişkiyi kesin bir şekilde son verdiğini ilan eder. Ve bu kinayeli cümleye onu boşamış olurdu. Bu çirkin davranışı Kur'an kınamış ve böyle bir boşanmanın geçerli olmayacağını belirtmiş fakat yapılan çirkinliği de cezasız bırakmamıştır. Zihar kefareti 3 şekilde ödenir. Önce bir köle azadı. Eğer bu yapılamıyorsa yukarıda anlatıldığı biçimiyle iki kameri ard ardına oruç tutmak. Buna da güç yetiremiyorsa yine yukarıdaki anlatıldığı gibi 60 yoksulu sabahlı akşamlı doyurmaktır. Evet arkadaşlar bugün de Rabbim nasip etti. Bu dersimizin de sonuna geldik. Sorularınızı, önerilerinizi aşağıdan yorum kısmından belirtirseniz çok güzel olur. Instagram'dan ayrı ayrı özel olarak soru yazmazsak çok güzel olur. Çünkü hepsini ayrı ayrı yazması, ayrı ayrı anlatması çok zor oluyor. Herkes bir şey soruyor. Ama herkes ayrı ayrı sorduğu için bu benim için bir eziyete dönüyor. Yani yorumlar kısmında siz belirtin sorularınızı. Ben videolardan önce veyahut sonra bunları cevaplamaya çalışacağım. Bir de bir isteğiniz olmuştu. Çıkmış soruları çözün diye. Bir veya iki kişi istedi bunu. Allah nasip ederse yarın veya öbür gün onun videosunu yapacağım. Çözümlü soruları, çıkmış soruları. Bu şekilde çözeceğiz. Ondan sonra da yavaş yavaş haftada ya da iki haftada bir soru çözmeye çözümü koymaya gayret edeceğim. Çünkü ÖSYM'nin mantığını anlamanız lazım. Hep beraber anlamamız lazım daha doğrusu. İnşallah hayırlısı diyelim bakalım. Bu şekilde abone olmayı muhakkak unutmayın. Arkadaşlarınıza, dostlarınıza, hoca adayı olan arkadaşlarınıza hepsine tavsiye edin. Yanılmıyorsam 126 bin kişi başvurmuştu. 99 bin kişi DHPT'ye girmişti. Şu anda sadece onların 1100 küsürü bu kanala abone. Daha fazla abone olursanız ya benim de şevkim ona göre daha artar. Ondan dolayı sizden istirham ediyorum. Abone olun ve dostlarınızı, arkadaşlarınıza paylaşın. Ve gruplarda bir sürü gruptasanız WhatsApp olsun. Ben de 3 tane WhatsApp grubundayım. Eğer isteyen olursa aşağıya belirsin. O WhatsApp gruplarını şey yapayım. Her akşam test çözümleri vesaire oluyor. Arkadaşlar yayınlıyorlar. Allah razı olsunlar. Ben de istifade ediyorum. DGS sınavına girmiştik. DGS sınavından sonra daha yoğun olarak kullanmaya çalışıyoruz onları. İnşallah onlardan istifade edelim. Facebook gruplarınızda bu dersleri paylaşırsanız çok çok güzel olur. Ve kendi sayfalarında paylaşmanızı istirham ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Instagram'dan duyurular yayınlıyorum. Mesela her duyum aldığım zaman muhakkak bir tane Snap'te paylaşıyorum. Onun için de Instagram'ı kullanabiliriz. O şekilde oradan takip edebilirsiniz. Sponsor ihtiyacımız var. İnşallah önümüzdeki haftalarda bir sponsor bulduk. O bize destek verdiği müddetçe daha sık videolar yapmaya gayret edeceğiz. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Selamun Aleyküm.